Efendim herkese merhabalar, ben Emre Saygan. Hepsinden Var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar, şimdi cumartesi günü 10 numara bir mekan keşfettim. Hamdullah abinin tezgahındayız. Böyle bir lezzet yok, böyle bir kıvam yok, böyle bir... Ya bilmiyorum, detayları videonun içinde ama biliyorsunuz hafta içi diyetteyim. Hafta sonları video çekmek için diyetimi bozuyorum ama bu adam... Diyetini bozarım ben. Diyetimi bozdu. Dostlar inanmayacaksınız, iki tane birden yedim. Aferin. Böyle bir lezzet yok. Eline koluna sağlık. Aferin olsun. Harika ötesi. Hani ben detaylar yine videoda konuşacağız ama ben sana bir şey diyeyim mi? Köftede seni ilk 5'e girdiririm. Hatta ilk 3'e girdiririm yani. Mükemmel. Dostlar detaylar videoda. O zaman buyurun efendim. Ustam selamünaleyküm. Aleyküm selam abi benim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne var ne yok? İyidir abi, teşekkür ederim. Nasılsınız abi? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi cumartesi günü geldik. Senin bu harika lezzetlerin tadına baktık. Hoş geldiniz. Bizi geldin. Böyle var ya, uçurdun. Ondan sonra dedim ki buranın videosunu yapmadan olmaz. Başlatsın abi benim. Ne var ne yok Hamdullah abi? İşler güçler nasıl? Akşamın bir saati buradayız. Böyle güzel 10 numara köfteler hazırlıyorsun. Aynen abim. Şimdi burası neresi abi? Bize burayı bir tarif etsen. Abi burası Dağlıoğlu Mahallesi. Ahmet Cevdet Yağ Caddesi yol üstünde. Bahçeli Vergi Üretim Okulu'nun hemen yan tarafı. Bu ne bu? Bu burada ne köftesi bu? Ev köftesi mi? Et köfte abi. Danadan yapıyoruz. Dana döşle kaburga karıştırıyor. %20 oranda yağ, kuru yağ var içinde. Senin tarifin, senin aynen. Formülün, kesinlikle. Senin içeriğin. İçerik bana ait abi. Evde kendin hazırlıyorsun. Aynen. Kasabın yıllardır aynı bir kasap mıdır? 7 senedir aynı yerden alışverişimi yapıyorum abi. 7 senedir de burada mısın peki? Aynen bu noktadayım. Başka hiçbir yere gitmiyorum. Çok iyi. Zaten şimdi şöyle. Senin bu lezzetin milleti uçuruyormuş. Beni cumartesi günü de uçurdun. Allah razı olsun. Dominik'ten teklif gelecekmiş. Öyle duydum. Evet abi. Çağırıyorlar ama buraya yetiştiremediğim için gidemiyorum. Acun Ilıcalı seni çağırıyormuş Dominik'e. Çağırıyorlar ama buraya yetiştiremiyorum abi. Sırasını beklemesi gerekiyor. Survivor All Star'a çıkıp oradakilerin bir karnını doyur abi. Değil mi? Ondan sonra artık dokunulmazlığımı kazanırlar. Başka bir şey mi kazanırlar bilmiyorum yani. Bu köfte yemek için kıyasıya yarışırlar abi. Aynen öyle değil mi? Bunun için büyük yarış yaparlar. Kesinlikle. Şimdi ustacım, kaçta kaç arası hizmet veriyorsun? Her gün burada mısın? Her gün buradayım. Saat 11'de açıyorum gündüz. Akşam saat 9-10'a kadar buradayız abi. Pazar günleri? Kapalısın ama. Pazar günleri kapalısın. Aynen, çocuklarımı gezdiriyorum. Çok güzel. Onlara da vakit ayırmak lazım. Kendine de vakit ayırman lazım. Aynen. Dostlar şimdi Hamdullah ustamın köfteci. Bak tezgahın güzelliğine bak. Görüyor musun? Tezgahın güzelliğine bak. Böyle 10 numara tezgahı var. Yüzü gülüyor. Maşallah. Allah gülücüklerini eksik etmesin. Teşekkür ederim abi benim. Allah razı olsun. Allah her zaman yüzünü güldürsün. Şimdi tablacı salatası da yapıyorsun. Soğan salatası yapıyorsun. İsteğe göre yapıyorsun bunları. Doğru mu? Kim nasıl istiyorsa abi aynı o şekilde yapıyoruz. Burada sadece köfte ekmek var, sucuk falan yok. Yok, sadece köfte ekmek yapıyoruz. Tamam. Süt ekmek var, pide ekmek var. Aynen. Nasıl istiyorsa da şekilde yapıyoruz. Tamam. Müşteri tercihine göre hareket ediyorsun. Bak buyruk yağı hemen kıvama geldi. Kendini gösteriyor. Kıvama geldi. Kokusuna gel ya. Kokusunda lezzet var abi bu işin. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Pide'de mi alırsınız, somunda mı? Vallahi 3 tane istiyorum. Bir somun, bir pide, bir de kafana göre yarı somun, yarı pide. Oluyor mu öyle şey? Onunla servis yapalım o zaman. Tamam, olur. Olur. Şimdi aç geldik. Vallahi cumartesi aklımı aldın. O yüzden aç geldim. Bilerek iş çıkışı direkt buraya geldim. Akşamın bir saati, Allah razı olsun. Ama ekmekle razı olsun. Ete doyalım. Tamam. Normalde de doyuruyorsun zaten ama. Hani böyle daha çok nirvana'ya ulaştır bizi. O lezzeti böyle tadalım. Sumak atıyorsun. Klasik tablacımız var burada. Aynen, aynen. Acı istiyor musunuz? Acı ufaklık da yiyecek. Bizimkini ayır hanımla. Taha'nınki acı olmasın sana zahmet. Hamdullah ustam. Bebeği alıştırıyoruz şimdiden ama belli olmuyor. Bazen şimdi acım acı der. Yakanızı bırakma, sürekli buradadır o zaman. Vallahi he öyle. Küçük gurmemiz o bizim. Taha'mız. Allah bağışlasın. Cümlemizinkini. Sende de var. Bende de var iki tane abi. Maşallah maşallah. Çünkü Allah sürdesin. Oo sen güzel yapmışsın. Bir kız bir erkek. Biz üçü de bizde erkek. Sonuncuyu kız yapalım dedik ama kurban oldum. Kız gibi olan verdi. Maşallah. Evet. Allah bağışlasın. Allah yok yok cinsiyetinde değilim. Hepsinin bahtı güzel olsun. Sağlık güzel olsun. Allah çocuklarımızın yokluğunu vermesin inşallah. Amin. Pidemiz klasik Adana pidesi. Aynen. Tamam böyle. Oh tek lavaş güzel olur. Tek ekmek. Tek mi olsun çift mi? Yok tek olsun. Tek acık. Tek. Tamam, tek olsun.
tek daha güzel olur. Onun da uçlarından alabilirsin. Hatta ne yapalım biliyor musun? Onu tahaya yapalım. İyice küçültebilirsin. Güzel. Bir tık büyü. Şurayı alırım. Şurası güzel. Tamam. Eline koluna sağlık. Benim gibi müşteriyi de bulamam ha. Böyle çok şey istedim değil mi? Servis tabağı. Servis tabağı da geliyor. Güzel. Köftelerimiz hazır herhalde. Ekmeklerimizi ısıtıyorsun bu şekilde. Evet. Oo, mis gibi oldu vallahi. Eline koluna sağlık. Okuya bak ya. Of. Sen al başka bir yere götür. Vallahi billahi. Acun'un çağırdığı kadar var seni yani. Abi diyorum ya, yarışa gidiyorlar benim kazanmak için. Allah yardımcımız olsun. İşin esprisindeyiz tabii ama. Aynen öyle. Maksat gönüller böyle hoşnut olsun. Şu da tabağımız da geldi. Yavrular hazır. Son turu atıyorsun herhalde. Dönmesini bekliyor. Abi köfteyi bana çevirmen gerekiyor. Yoksa yandığına hiçbir tadı kalmaz. Evet, bir de kuru olmayacak. Aynen. Sulu sulu da olacak. Zaten burada da bak böyle sulu sulu da görünüyor ha. Şimdi köfteler hazır. Burada servislik domatesimiz de hazırladın usta. Aynen. Olaya bak olaya ya. Allah Allah. Pideyi ısıtıyorsun zaten. Onun sıcaklığı ayrı. Şurada şu isin kokusu ayrı bir güzel. Abi şu kömürde pişirilir mi daha lezzetli İşte oluyor. Kömür abi, kömür ya. Kömür aynen tadı farklıdır. Tüpte olmayacak ya da o plate gibi bir şey de ısıtıyorlar ya. Yok abi, tadı vermez. Evet. Tadı vermez. Gerçi onun lezzeti de ayrı, tercih meselesi. Ya, bir şey diyemeyiz de. Bir hani kötü demeyelim. Hayır kötü değil. Ama lezzetli vermez. Evet, bunun yeri daha bir başka. İyice yağını aldın. Yağlar boşa gitmiyor. Kesinlikle. Fatih abimize de, Fatih kardeşimize de buradan selamlar. Baş tacılar. Oh, bak bak bak. Olay tamam ya. Olay tam da budur işte. Şimdi porsiyonda yaklaşık 100 grama yakın et koyuyorsun. Aynen öyle. Güzel. 100 gram da azımsanacak bir rakam değil. Yani özellikle köfte ekmekte. Fazlasını koyarsan da sırıtır. Aynen mantıklı. Aynen maliyetler de arttı. Sen kendini de düşünmek zorundasın. Şimdi fiyatını sormuyorum, yerken soracağım. Kaç tanesin abi? Şimdi bu servis. Aslında ekmeğin arasına girdiğini burada tabağa koyuyorsun. Aynen. Değil mi? Esprisi bu yani. Servis dediğimiz. Yanına da ekmeğini vereceksin anladığım kadarıyla. Oh, tağımızınki hazır dostlar. Böyle. Bu kaha yiyecek. Ekmeği de yanında. Şöyle vay de vay vay vay. Oh. Çiçek eline koluna sağlık. Şöyle kenarda dursun amcası o. Şu şöyle bizim servis. Şöyle kenarda dursun amcası. Bu pide ekmeğimiz. Bunu acı yapabilin ha. Yaparız. Bunu acı yapabilirim. Bunu böyle acı yap da All Star'dakiler yediğine değsin yani. Yarıştığına değsin All Star'dakilerin. Aynen öyle hocam. Aynen. Bak şu güzelliğe bak. Nereden aklına geldi bak hele bu köfte işi? Bundan önce tekstil işi yapıyordum. Kendi işimi yapacağım dedim. Baktım Adana'da pek fazla yok. 7 sene önce biz de bu işe giriştik. Ondan önce ben çikolata yapıyordum zaten. Çikolatayı bırakınca buna geldi. Buna döndü. Aynen öyle. Telefon numaranı paylaşmadın bu arada ya. Paylaşabiliriz. Evet, bir telefon numaranı da alayım ya bu arada. Sipariş nereden verebiliyoruz tabii sana? Tabii ki. Telefon numarası 0541 583 0147. Bu numaradan da sipariş verebiliyorlar. Aynen öyle. Sürekli köften var mı? Sürekli var. Sürekli bulunuyor. Güzel. Aynen. Tamam. Bu da güzel. Sürekli bulunması da güzel. Oh bak şimdi yavru hazır. Şimdi yavru hazır. Şu da bizimki de. Ben onu alayım ustacım. Ben hemen buna bir gömeyim. Sıcak sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Babuş seninki şurada dur. Sen şimdi burada bekle bak, sana tabağı yaptırdım. Tabakta yiyeceksin. Ama şundan biraz acı olabilir. Bir ısır bakalım nasıl tadı. Ama annene ters döndün yine. Babuş geldim babuş. Tahsız olmaz. Acı mı? Ben de gömebilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Harika bir lezzet ya.
Çok güzel. Bak gel yanıma. Yanıma gel. Orada acı. Yok bu acı değil, gel. Gel. Acı olsun değil mi hayatım? Aa böyle bak ekmeğin arasına sar. Acı baba. Bu acı değil oğlum, bu elimdeki acı, bu acı değil. Tut şöyle. Telefonu bırakır mısın şuraya? Bırak oğlum oraya. Hı. Al bakalım şimdi, bak dürüm yaptım sana, annene dönerek ya ama. Bu tarafa dön böyle görsünler nasıl yediğini. Ha. Dostlar. Şimdi Taha ile uğraşmaktan kusura bakmayın, çok ilgilenemedim sizde ama. O da acıktı, işten çıktım. Direkt buraya geldik. Cumartesi günü Hamdullah abimin lezzetini, tadına baktım. Dayanamadım. Size videosunu yapmak istedim. Mükemmel. Nasıl buldun? Çok güzel değil mi? Hamdullah abi. Bu ne kadar abi? 15 lira hocam. Ne kadar bir daha söyle abi? 15. 15 liraya 100 gram et yediriyorsun insanlara. Et yediriyorsun. Dana etinden, dana döşünden yapılıyor zaten. Karbonat falan yok ha bunun içinde. Yok, sadece evet. Baharat. Karbonat falan yok. Günlük yaptığım için hiç gerek yok. Yani bu soğan da yok, sarımsak da yok. Sadece dostum var. seni sadece acın değil, tüm dünya çağırsa bu lezzete ben bir şey diyemiyorum ya. Hem rakam, bak fiyat performans dostlar. 100 gram köfte eti ve dana et yiyorsunuz. Sana bir şey değil mi? Kemik falan da gelmiyor ağzıma. Hani böyle bazılarının içinde kemik olur ya. Kırt kırt kırt. Söylemek istemiyorum ama farklı bir şey kaptıkları için o sesi alabiliyorlar. Değil mi? Aynen. Hani kötü bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Ben de tamamıyla kendi kasabımdan çalıştığım için özel yapıyorum. Belli ya. Belli yani. Vallahi belli. Dostlar. Genelde damak tadına düşkün olan insanlar geliyor buraya. Cumartesi sıra vardı zaten. Yani cumartesi günü sıra vardı dostlar. Arka taraf kahvehane. Kahvehanede bekleyenler burada cidden kuyruk vardı yani. Bu lezzette hakikaten gelinir. Bak her lokması dolu dolu. Her lokmasında et var değil mi Taha? Ben çok başarılı buldum oğlum ya. Yediğin yemekten zevk almıyorsan o yediğin yemeğin hiçbir anlamı kalmaz. Harika. Ustacım. İzleyicilerimize son söylemek istediğim bir şey var mı? Söyleyebiliriz. Dedim ya, damak tadına düşkün olan insanlar bu tezgahı bekliyoruz. Kesinlikle. Damak tadı. Damağınıza tamamen izin veriyoruz. Damak tadına güvenenleri, sevenleri, damak tadını sevenleri tezgahımıza bekliyoruz. Sen bir şey diyecek misin izleyicilerimize? Evet. Çok başarılı değil mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Hamdullah Usta'nın ellerine sağlık. Evet, afiyet olsun paşam. Dostlar, Hepsinden Mal YouTube kanalında bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.